Evet arkadaşlar merhaba. 24 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul Beyefendi İpodromu'nda tam 10 kuşuluk bir program var arkadaşlar. Bu program içerisinde 2 adet bankomuz ve 3 adet de alternatif bankomuz mevcut. Tam 10 kuşuluk programda 2 tane altılı içerisinde bu şekilde bir çalışma yaptık. Ve çalışmalarımızı sizinle hemen paylaşmaya çalışalım ilk aşamada. Birinci koşu 14.45'te gördüğünüz gibi birinci 76 bin lira ikramiye var. Şartlı 4, 4 büyük kare yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada 9 tane safkan start oluyor. Evet arkadaşlar burada şimdi şöyle bir durum var. 9 numaralı Gurbet Ateşi arkadaşlar. Burada bizim bugünkü ilk bankomuz. Güne Banko ile başlıyoruz. Gurbet Ateşi Gökhan Kocakaya burada son koşusunu İstanbul'a 1900 metrede zaten yaptı ve üçüncü oldu hatırlarsanız özü doğru ve Soydere'nin arkasından Gurbet Ateşi üçüncü olmuştu. Burada 1,5 boyla birinci ile arasında özü doğru ile arasında 1,5 boy vardı. Burada bulduğu uygun grupta Gökhan Kocakaya bunu değerlendirmek isteyecektir. Ve bulduğu uygun grubu da geçmek isteyecektir. Aksi takdirde buradaki bütün atların hemen hemen hepsinin arkadaşlar geliri var. O bakımdan burada daha da biz birinci altılı itibariyle de fazla zorlaştırmak istemiyoruz. Burada birinci altının ilk ayağını biz banko olarak 9 numarayı banko olarak geçiyoruz arkadaşlar. Evet tabi burada yani rakipleri noktasına baktığımız zaman arkadaşlar yani eğer banko yapmayacaksınız ki bizim sürdürek bankomuz bu safkan. Tabii ki 40 kumru Mustafa Çiçek'le 5 numaralı Ahmet Çelik'in bindiği Demir Yıldız 3 numara ve tabii ki 6 numaralı Öncü Pınar. Hatta Görkem Özçelik'in bilmiş olduğu Meltem Kız ki bu Meltem Kız'a baktığımız zaman arkadaşlar son koşusunda sentetikte çok iyiydi. Çim pistleri de iyi. Yani tam böyle çim pisti, 3 tane çim pist koşusu var bu Meltem Kız'ın. Bomboşta koşuyor 54 kiloyla. Tabii ki burada eğer bu gurbet ateşini düşürdüğünüz takdirde özellikle bu safkanları dikkate almanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet, böylece tabii ki altılı gayan, birinci altılı gayan bu şekilde devam ediyor. Ancak bu videomuz İstanbul videomuz arkadaşlar. Premium üyelerimiz videomuzun devamını premium üyelerimize ayırıyoruz. Evet, burada tabii ki premium üye olduktan sonra rahatlıkla videolarımıza erişim sağlıyorsunuz. Bir ay boyunca YouTube üzerinden arkadaşlar her şeyi biz yasal olarak yapıyoruz biliyorsunuz. Alavere dalaverelerle işimiz yok. İhtiyacımız da yok. Adana videomuz ama yayında. Diyarbakır videomuz da yayında. Kinilent videomuz da. Kinilent'te çok güzel işler oluyor. Yani yabancı yarışları takip eden arkadaşlara. Amerika'da gerçekten mesela bu akşam tam 3 tane tek bir tane alternatif bankomuz var Kinilent'te. Şatin aynı şekilde. Evet yani kanalımızla beraber olmanıza yarar var arkadaşlar. Biz Avrupa üzerinden biliyorsunuz 2020 yılından beri yani yeni üyelerimiz var burada. Tam onlar bazı şeyleri anlayamıyorlar. Hatta bir tanesi şey yazmış. Sen orada Amerika, Almanya'dan nasıl biliyorsun falan gibi bir şey yazmış arkadaşımız. Sağ olsun. Yani ben bilemiyorum zaten. Biz bir ekibiz. Sorarak, istişare ederek bunları hep beraber el birliğiyle yapıyoruz. 2 yıldır böyle bu arkadaşlar. Daha evvelden tabii ki bu bizi tanıyan arkadaşlarımızın hepsi gayet iyi yararlanmayı biliyor bizim bilgilerimizden. Evet yani bu şekilde sizleri müsait olan arkadaşları premium üyeliğe davet ediyoruz. Aksi takdirde tabii ki bedava olan videolarımız var. Free charge videolarımız var. Mutluluk duyuyoruz yani onları sizle paylaşmaktan. Tabii bunun da bir limiti var arkadaşlar. Yani zamanlama açısından. Hemen yakın bir gelecekte olmasa da yavaş yavaş sadece premium üyeleri açıyoruz. Kaldı ki siz fark ediyorsunuz herhalde. Tabii biz fark ediyoruz bunu öncelikle. AGF oranlarını etkiyoruz. Bazı şekilde
takip edilip ona göre de ayar çekildiğini de fark ediyoruz yani. Onu da bir söyleyeyim size. Özellikle bunu Adana'da göreceksiniz. Adana videomuzda bunu belirttik zaten. Tabi İstanbul videosunda bir koşuyu ancak görebilirler. O da bu gurbet ateşi. Birinci ayaktaki bu gurbet ateşini banko veriyoruz. Aksi takdirde hepsi diyoruz. Yani bu kadar. Yani etkileyebilirler. Bizler üyelerin kim olduğunu da biliyoruz zaten. O yüzden dert ve tasa yok arkadaşlar. Her şey mutluluk üzerine kurulu. Dünyada da herkes birbirini sevse zaten, birbirine saysa hiçbir sıkıntı çıkmaz. Fakat işte dediğim gibi yapacak bir şey yok. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki gerçekten sınav dünyası. Herkesin güzel bir Ramazan geçirmesini diyoruz arkadaşlar. İyi bir pazar günü sizinle beraber olsun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.